gerçekten malım biliyor musunuz? Hani şu an gencim ya, şu an bu en güzel yıllarım ya. Ve dünyadaki en büyük örneği de benim. Buna rağmen ben diyorum ki atayım. Atayım görsünler. Neyse, bu takıntıyı artık bir kenara bırakmak istiyorum. Merhaba. Size bir soru soracağım. Size de hiç şey oluyor mu, böyle gecenin 11-12'sinde kendi kendinize otururken ya da ne bileyim YouTube'da video izlerken falan böyle bir düşünce geliyordu. Diyorsunuz ki böyle yarın sabah 6'da uyanacağım, işte ödevlerimi bitireceğim, ondan sonra spor yapacağım, ondan sonra ders çalışacağım, ondan sonra bunu yapacağım, bunu yapacağım. Hani böyle bir motivasyon patlaması. Bu size geliyor mu? Çünkü bu bana çok sık geliyor ve şu an tabii ki onlardan birini yaşıyorum. Bu benim 2023'e girmeden önce sizinle paylaşacağım son video olacak. O yüzden çok duygusalım. Şu anki bu motivasyon patlamasıyla genel olarak size yeni yıldan beklentilerimi, yeni yılda kendimle ilgili değiştirmek istediğim şeyleri ve yeni yılda ki hedeflerimden bahsedeceğim. Eğer sizin de hedefleriniz varsa ya da aynı hedeflere sahipsek yorumlara yazmayı da unutmayın lütfen. Umarım 2023 hepimizin yılı olur. Yeni yıldan benim en istediğim şey, yani en kesinlikle değiştirmek istediğim, en kesinlikle yapmak istediğim hedefim, daha az Instagram kullanmak istiyorum. Bakın, ben dünya üzerindeki en toksik Instagram kullanıcılarından biriyim. Instagram'da kafayı yemiş bir şekilde böyle zombi gibi kaydırıyorum sürekli. Hiçbir izlediğim içerik ilgimi çekmiyor. Hiçbir beni eğlendirmiyor. Hiçbirinden bir şey öğrenmiyorum. En azından TikTok'ta bir şeyler öğreniyordum ama orada çok daha uzun vakit geçirdiğim için TikTok kullanmayı bıraktım. Ama Instagram öyle değil. Instagram'da izlediğim şeylerden keyif de almadığım için hani hiç durdurma ihtiyacı hissetmemiştim bugüne kadar. Çünkü zaten diyorum ki hani zaten çok sıkıcı, istediğim an çıkabilirim. Ama hiç öyle olmuyor. Ben şöyle sıkıcı, sıkıcı, geç. Çıkıyorum Instagram'dan, tekrar Instagram'a giriyorum. Bunu ne kadar fazla yaptığımı anlatamam size. Instagram'dan hiçbir şey yok. Çıkıyorum, 10 saniye hemen tekrar giriyorum. Instagram'dan çık, Snap'e gir. Snap'tan çık, Instagram'a gir. Artık bunu yapmayı istemiyorum. Instagram keşfette vakit geçirmek istemiyorum. Hiçbir içerik ilgimi çekmiyor. Hiçbir içerik beni eğlendirmiyor, bir şey öğretmiyor. Ben orada sadece zombi gibi beynimi yıkıyorum. Bunu yapmak istemiyorum. Instagram kullanım saatimi şu an 4-5 saat falan. 4-5 saat ne? 4-5 saat ben günde başka bir şeye ayırsam, ders çalışsam, video çeksem, video editlesem şu an çok iyi yerlerdeydim. Instagram ne? Instagram'da 4 saat ne yapıyor olabilirim? Eğlenmiyorum bile. En azından dizi izleyeyim, tamam mı? Boş vakit öldüreceksem en azından dizi izleyeyim. Neyse. Instagram kullanımı azaltmak istiyorum. Zaten ben asıl Instagram'ı bırakacaktım. Hala bırakamadım. Hani sırf ne için bırakamam? Taylor Swift'lerinde sizinle boş atmayı çok sevdiğim için. O yüzden herkes, hepiniz, Taylor Swift'lerindeki herkes burayı takip etsin. Artık burada boş atayım. Çünkü Instagram beni öldürüyor gerçekten. Ve Instagram'da ben insanların hayatları biliyorum, yalan. Ve dünyadaki en büyük örneği de benim. Hayatında Instagram'da benim kadar yalan bir hayat yaşayan bir insan daha olamaz. Her şeyi o kadar güzel gösteriyorum ki hayatıma dair. Hani kendime hayranım gerçekten. Instagram'ı her şeyi iyi kullanıyorum. Kullanıyordum. Artık yapmıyorum. Artık fotoğraflama shop bile yapmıyorum. O konuda çok geliştim. O konuda kendimi gurur duyuyorum. İnsanların Instagram yalanlarına düşmek istemiyorum artık. Instagram Reels'da en güzel anılarını paylaşan, her gün farklı bir klubda olan, her gün başka bir konserde olan bu insanların videolarına bakıp ben niye hiçbir şey yapmıyorum demek istemiyorum. Artık yine çok büyük bir isteğim. FOMO yaşamak istemiyorum. FOMO ne bilmiyorsanız Fear of Missing Out. Yani kaçırma korkusu. Sürekli bir şeyler kaçırma korkum var. Hani şu an gencim ya, şu an bu en güzel yıllarım ya. Yani bir şeyler yapıyor olmam gerekiyormuş gibi hissediyorum sürekli. Hani işte şu an partilemem gerekiyor, şu an gezmem gerekiyor, şu an bunu yapmalıyım, şunu yapmalıyım. Yani sürekli kendimde bir baskı hissediyorum bir şeyler yapmak için. Ve bu beni öldürüyor. Çünkü yapmam lazım dediğim şeylerin çoğunu yapmayı sevmiyorum. Mesela partilemek bunun en güzel örneği. Hani üniversite yıllarınızda partileyin. Ben çok içime kapanık bir insanım normalde. Sosyal ortamlarda kimseyle gidip konuşamam. Yaşadığım FOMO'yu anlatamam size. Ve çoğu zaman hani benim cebim partine gideyim ve story atayım. Allah benim belamı versin. Bakın kimse o storyleri izlemiyor bile. Hani kendimle ilgili attığım storyler yine izleyenler var. Ama kimse benim attığım bir parti storiesini izlemeyecek. Çünkü herkes atıyor zaten. Herkesin yaptığı şu. Buna rağmen ben diyorum ki atayım. Atayım görsünler. Ben bunu yaptım. Ben gittim parti. Gerçekten malım biliyor musunuz? Gerçekten malım yani. Neyse, bunu yapmak istemiyorum. Artık FOMO yaşamak istemiyorum. Artık kendi yapmak istediğim şeyleri yapmak istiyorum. Artık insanlar benim hayatımla ilgili ne düşünecekler diye düşünmek istemiyorum. Ya da ileride ben hayatımı nasıl hatırlayacağım diye düşünmek istemiyorum.
Bu arada bu FOMO'yu yaşamamın en büyük sebebi de Kanada. Çünkü ben Kanada'ya gittiğimde ilk başta çok FOMO'm vardı ve kendimi sürekli aktivite yapmaya zorluyordum ve sonra burnout yaşadım. İnanılmaz büyük bir depresyona girdim. Millet o kadar korktu ki, bir de yalnızım orada. Sonra babamla falan konuştuk ve dedik ki tamam derin, hani hiçbir şey yapmak zorunda değilsin. Kendine bu baskıyı koyma. Ben de basically her şeyi yapmayı bıraktım. Evden çıkmıyordum. Kanada'dayım ya. Kanada'dayım. Kanada'da yaptığım tek şey odamda dizi izlemekti. Yani Türkiye'de yaptığım şeyle aynı. Ve bundan dolayı çok FOMO geçiyorum. Çünkü insanlar exchange yıllarından öyle bir bahsediyorlar ki, benim exchange yılında yaptığım tek şey neredeyse odamda dizi izlemekti yani. O yüzden şu an üniversitede aynı şeyi yaşayacağım diye çok korkuyorum hani. Üniversitede ne yaptım? Dizi izledim. Ders çalıştım. Bunu yapmak istemiyorum. Ki hani öyle parlak bir öğrenci de değilim. Hani böyle derslerim çok iyi olsa ve ders çalıştığıma değmiş olsa tamam, ama ben şu an hani bir ayda çalışsam, bir haftada çalışsam aynı iğrenç nota alıyorum. O yüzden ben hani FOMO yaşamak istemiyorum daha fazla. Uzun lafın kısası. Çok random bir istek ama saçımı kızıla boyatmak istiyorum. Yani kızıl dediğim turuncu, ginger olmak istiyorum çünkü. Ben en az 4 yıldır saçımı ginger yapmak istiyorum ama ginger saçtaki en zor renklerden biri. Bir siyahtır, bir de odur. Çünkü altta bakır ton kalıyor. Sarıya açtırayım desen gitmiyor. Üstüne koyu boyatayım desen akıyor. Alttan mal gibi bir renk çıkıyor. Hani çok emin olmak lazım ginger olmak istediğinizde. Ve ben 4 yıldır emin miyim, emin miyim, emin miyim diyorum ama artık 4 yıldır da her yıl düşünüyorsam kesin yapmam lazım. Bu kalkül de öyle. Mesela 10. sınıf, 10, 11, 12, üniversite 1, üniversite 2, 5 yıldır kalkül istiyordum. Alın, 5. yılda yaptım. 4 yıldır ginger olmak istiyorum. Seneye 5. yıl olacak. Artık ginger olma vaktim geldi. Başka? En kesinlikle yapmak istediğim hedefim düzen. Daha düzenli bir insan olmak istiyorum. Ve bu hayatımın her aşamasında istiyorum. Yani daha mesela bir ödevim varsa ve o ödev bir hafta sonra ise, ben ödev verildiği gün boş vaktim varsa ya da sonraki gün boş vaktim varsa o ödevi yapayım. Daha düzenli olayım. Son ana bırakmayayım. Böyle çalışmam gereken bir sürü ders mi var? Bir plan program hazırlayayım böyle. Belli zamanlarda belli şeylere çalışayım ki hepsi son ana birikmesin. Ya da bu ev içinde böyle. Mesela odam benim her zaman çok dağınıktı. Aşırı dağınık bir insanı. Bunu düzeltmek istiyorum. Artık daha toplu, daha derli toplu bir insan olmak istiyorum. Çünkü odam çok dağınık olduğunda kafamı toplayamıyorum. Yani bir türlü odaklanamıyorum bir şeylere. Ya da bir şeye odaklanmam gerektiğinde ilk düşündüğüm şey odamı toplamak oluyor vesaire. Hani direkt odam toplu olursa bu benim disiplinime de yansır gibi hissediyorum. O yüzden daha düzenli, toplu bir insan olmak. Bir ara ben glow up yaşamakla kafayı bozmuştum, tamam mı? Çünkü ben mesela ortaokulda falan kesinlikle yaşıma göre güzel bir kızdım ve bunu asla inkar etmiyorum. She was iconic. She was iconic. Ve kendimi beğenmiyordum, tamam mı? Ama farkındaydım ki bir özelliğim vardı yani. Mesela bir ortama girdiğimde falan kesinlikle böyle bir ergene göre güzel bir ergendim, tamam mı? Ondan sonra o ergenlik döneminin bitmesiyle birlikte herkes çok güzelleşti ama ben aynı kaldım. O yüzden herkes bir anda güzelleşince ve ben aynı kalınca böyle ben düş 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 düş. Çünkü insanlar çok güzelleşti hani. Ve ben aynı kaldım. Ben ekstradan güzelleşmedim. Ben neysem o kaldım. O yüzden ben inanılmaz bir böyle şeye girdim. Özgüvensizlik. Neden glow up yaşayamıyorum? Neden daha fazla güzelleşmedim? Peak'imi yaşadım mı? Bu yüzden de sürekli saçımı değiştiririm eğer fark etmediyseniz. Neyse, bu takıntıyı artık bir kenara bırakmak istiyorum. Ve kendimi olduğum gibi. Bak, şu anda da aslında self-acceptance'ım. Kendimi kabullenişimi beğeniyorum yani. Kesinlikle özgüvenim eskisi kadar düşük değil ama bunu birazcık daha arttırsam iyi olur. Hani artık aynaya baktığımda hay tipine demek istemiyorum. Artık aynaya baktığımda derin, seni takdir ediyorum. Sağlıklısın, güzelsin, normalsin, bir sıkıntın yok. Hayatına böyle devam edebilirsin diyebilmek istiyorum. Bir sonraki isteğim aslında sizinle ilgili. YouTube'u büyütebilmek istiyorum. Çünkü benim YouTube'la ilişkim şöyle. Ben yıllardır başla bırak baş. Daha doğrusu ilk başta benim YouTube'a amacım başlamak değildi. Taylor Swift ile tanışmıştım ben 2018'de. Ve onunla tanıştıktan sonra hani hikayemi sizinle paylaşmak istedim. Sürekli Instagram'da anlat 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 anlat. Tabii ki ben sıkılmadım ama beni takip eden insanlar sıkıldı. Hani sürekli yeni gelenler için anlatıyorum ama beni zaten takip eden insanlar diyordu ki tamam artık yeter, 20. kez dinledim bu hikayeyi, daha sus.
diyorlardı. E sen dedim ki tamam, ben bir YouTube videosu yapayım bununla ilgili. İzlemek isteyenler izler. Ben ilk başta YouTube hesabımı bu yüzden açmıştım. Ondan sonra zaten devam etmedim. Tek videom oydu. Ondan sonra Kanada'ya gittim lise değişim öğrencisi olarak. Dedim ki tamam, Kanada'ya nasıl gittiğimi, Kanada'daki eğitim sisteminin nasıl olduğunu, bu tarz şeylerin de videosunu çekeyim. Orada birkaç video çektim. Sonra bir daha devam etmedim. Çünkü hep kanalımdaki videolar şeye yönelikti. Hani insanlara bilgi vereyim, insanlara bir şeyler anlatayım vesaire. Ondan sonra Türkiye'ye döndüm. Ve 20 kilo almış bir şekilde döndüm Kanada'dan. Ve o 20 kiloyu Türkiye'ye döner dönmez verdim. Ve dedim ki hadi bunu da anlatayım. Bir sürü insan bunu da merak ediyor. Hep böyle hani bir şeyler bilgilendireyim vesaire, ama sonra dedim ki yok, ben YouTube için video çekmeyi gerçekten çok seviyorum. Ben sizinle konuşmayı çok seviyorum. Sizinle iletişim kurmayı çok seviyorum ve bunu konuşma yoluyla yapmayı daha çok seviyorum. Açıkçası hani mesajla cevap vermek tam olarak duygularımı yansıtıyor gibi hissetmiyorum. Hani sizinle konuşmak istiyorum. O yüzden çok seviyorum ve bu sene ilk defa bayağı düzenli bir şekilde video atıyorum ve bunu devam ettirebilmek istiyorum. Yani kanalımı büyütmek istiyorum. Sizlerin büyümenizi istiyorum böyle. Ve biliyorum aranızdan bazı insanlar çok uzun zamandır beni takip ediyor ve siz de arkadaşlarınızla hava atabilin istiyorum ya. Hani ben öyle büyüyeyim ki artık ya işte şöyle Derin vardı, daha hiç takipçisi yoktu, ben vardım, beni tanıyor falan değil. Çünkü mesela şu anki videolarıma yorum atan insanlar hep aynı insanlar ve hepinizi tanıyorum. O yüzden hani siz artık böyle arkadaşlarınıza falan hava atabilin istiyorum. Tamam, Derin beni tanıyor diyebilin istiyorum. Hani o kadar büyümek istiyorum. Tabii ki ünlü olayım falan demiyorum ama en azından daha hani düzenli içerik atmaya devam edebilmek istiyorum yani. Bir isteğim daha var. O da daha productive olmak. Bu kulağa çok cringe geliyor. Hani bu insanları düşünmeden edemiyorum çünkü hani böyle sabah 5'te kalktım, duş aldım, yürüyüşe çıktım, yoga yaptım, güneşi selamladım, ah işte yatağımı topladım, ders çalıştım, 100 saat ders çalıştım. Yani bunları düşünmeden edemiyorum. Bu insanlardan olayım demiyorum ama en azından hani daha productive olayım. Başka bir hobi edinmek istiyorum. Deli gibi bir hobi edinmek istiyorum. Boş vakitlerimde yapabileceğim bir şey. Hani mesela şu an video editliyorum ve çok seviyorum. Ama başka bir şeye ihtiyacım var. Hani müzik dinlerken yapabileceğim bir şeye ihtiyacım var. Çünkü şu dünyada en sevdiğim şey benim müzik dinlemek. Tamam, müzik dinlemeye bayılıyorum. Ve müzik dinlerken yapabileceğim bir şeye öyle ihtiyaç duyuyorum ki. Hani edit yaparken müzik dinleyemem çünkü karışıyor. Ne konuştuğumu dinlemem lazım ama böyle resim çizmek diyemem. Çünkü resim... Allah. Çünkü resim çizmeyi gerçekten sevmiyorum. Sevemiyorum asla. Yani kesinlikle bir hobiye ihtiyacım var. Başka. Odin'le daha fazla vakit geçirmek istiyorum çünkü. Şimdi bilmiyorsanız Odin benim köpeğim. Ve Odin'den önce bir köpeğim daha vardı. İkisi de sokak köpeği. İkisini de sokaktan sahiplendim. İlk köpeğimi sahiplendiğimde, yani teknik olarak babam sahiplenmiş oluyor. Çünkü ben 8-9 yaşında falandım. Bir gün böyle -20 derecede mi ne, Ankara'nın en soğuk kışında bizim evimize suyu falan donmuştu mesela. Neyse. O kışta onu sokakta bulmuştum ve böyle yalvar yakar onu almıştım eve. Sonra onunla 9 yıl geçirdik ve ilk baştaki 5-6 yıl falan her şey çok güzeldi. Çünkü ben küçüğüm ve o benim dünyadaki en sevdiğim şeydi kesinlikle. Her günüm, her saatimi onunla geçirmek istiyordum sürekli. Ama sonra ben ergen oldum, tamam mı? Allah da belamı versin. Ergenliğim kadar nefret ettiğim bir şey yok şu dünyada. Neyse, ergenken onunla ilgilenemedim. Sonra tam o ergenlik bitti, tekrar ben oldum. Tekrar her şeyimi ona vermeye hazırdım. Tekrar tüm günümü, tüm saatlerimi onunla geçiriyordum. Onu kaybettik. Dışarıdan birisi onu zehirledi ve hala bunun kinini tutarım, hala aklıma gelir, ağlarım. Bak şimdi daha fazla konuşursam ağlayacağım yine. Ağlamayacağım. Neyse. Tam tekrar aramızdaki o bağı ben toparlarken onu kaybettim ve bu benim mesela o kadar yıktı ki. Ve Odin'e benim alışmam çok uzun sürdü. Çünkü önceki köpeğimize o kadar bağlıydım ki Odin'e bir türlü ısınamıyordum ben. Sürekli eski köpeğimi arıyordum. Odin'e bakıyordum, diyordum ki sen kimsin? Niye buradasın? Ben cookie istiyorum oluyordum. Neyse ki sonradan Odin'e de alıştım ama Odin'e alışmam hep 2 yıl sürdü. Abartısız 2 yıl sürdü yani. Ve o yüzden bu 2 yılda ona birazcık böyle neglectful yaklaşmış oldum. O yüzden Odin'den sonra da böyle bir şey yaşamak istemiyorum. Odin'e sahip olabileceği en iyi yılları vermek istiyorum. Çünkü onların tüm hayatı biziz. Hani benim hayatımın bir parçası o ama onun tüm hayatı benim. O yüzden ona verebileceğim en iyi hayatı vermek istiyorum. 2023'te yani Odin'imle daha fazla vakit geçirmek istiyorum. Bu yıldan diğer bir istediğim benimle birlikte kalmanız. Biliyorum ki şu an
Beni izleyenlerinizin birçoğu aslında çok uzun zamandır izliyor ama yeni de gelmiş olsanız lütfen benimle kalın. Yani seneye bu videoyu izlediğimizde derim ki vay be, bir yıldır falan birlikteyiz olup artık ne kalarsa. Yani sizin gitmenizi hiç istemiyorum. Size gerçekten çok bağlandım. Yani yorumlarda sizin isimlerinizi görmeye, sizin yazdığınız şeyleri okumaya o kadar bağlandım ki umarım bu yıl birlikte kalırız sizinle. Umarım bu yıl hem benim yılım olur hem sizin yılınız olur ve birlikte çok güzel bir yıl geçiririz. Hedeflerinizden bahsetmeyi unutmayın yorumlarda. Sizi çok seviyorum. Ve birkaç gün içinde yılbaşı videoma görüşmek üzere demek istiyorum. Umarım yeni yılınız çok çok güzel geçer. Sizi çok öpüyorum. Bir sonraki videoma görüşmek üzere. Bye bye.